Merhabalar, bu videomuzda GGT nedir ve hangi durumlarda yükselir? Kısaca irdeleyeceğiz. GGT, gamma glutamil transferaz anlamına gelen bir enzimdir. GGT, vücutta taşıyıcı molekül olarak işlev görür ve diğer molekülleri hareket ettirmeye yardımcı olur. GGT, karaciğerde yoğun olarak bulunur. Fakat aynı zamanda safra kesesi, dalak, pankreas ve böbreklerde de bulunur. Karaciğer hasarı olduğunda genellikle GGT seviyesi yükselir. Fakat her karaciğer hasarı düşünüldüğünde sadece GGT'ye bakarak karar verilmez, karaciğer enzimlerini ölçen diğer testlerle birlikte değerlendirilir. Gamma glutamil transferaz özellikle aşırı alkol kullanımına bağlı olarak yükselebilir. Alkol kullanımına bağlı olarak karaciğerinizde hasar meydana gelirse GGT yüksekliği beklenir. Bunun dışında kronik viral hepatit, karaciğer tümörü, siroz gibi karaciğer hasarı yapan durumlarda, kalp yetmezliği, diyabet, pankreatit gibi sistemik hastalıklarda ve fenitoin ve barbiturat gibi ilaçların aşırı kullanımında GGT düzeyinde yükseliş görülebilir. Peki GGT normal değerleri kaç olmalıdır? Gamma glutamil transferaz değerleri yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebilmektedir. Yetişkin kadınlarda olması gereken değer 0,45 ünite bölü litre iken, yetişkin erkeklerde ise bu değer 0,65 ünite bölü litredir. 12-18 yaş arasındaki kız çocuklarında bu değerler 4,24 ünite bölü litre iken, erkeklerde ise 2,42 ünite bölü litredir. 1-12 yaş arası kız çocuklarında 4,22 arası normalken, erkeklerde ise bu değer 3,22 ünite bölü litredir. Yeni doğmuş bebeklerde ise GGT değerleri yetişkinlere göre oldukça fazladır, ancak bu değerler 1 yaşına doğru azalmaya başlar. Son olarak karaciğerinizde bir problem varsa, iştah azalması, mide bulantısı ya da kusma, enerji eksikliği, karın ağrısı, ciltte sarılı, koyu renkli idrar ve kaşıntı gibi şikayetlerin olabileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.